Evet, araştırma masasıyla devam ediyoruz Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk benim, günaydın. Evet, yeni haftaya başlarken elbette geçtiğimiz haftadaki başlığı bu haftaya da taşıyoruz ki çünkü bu hafta enflasyon verisini karşılayacağız ama onun öncesinde Cuma günü istihdam verisi resesyon endişelerini en azından piyasadan yok etmiş gibi duruyor ve güçlü bir istihdam verisi geldi. Sürpriz de işsizlikte bir düşüş var. Pelin, çok şimdi birkaç tane rakam okuyacağım. Mart'ta 310 binden, Nisan'da 108, Mayıs 216, Haziran 118, Temmuz 144, Ağustos 159, Eylül 254. İstihdam rakamlarında o kadar aslında dalgalı bir seyir var ki şimdi burada son zamanlarda, son aylarda düşüş, işsizlik oranı ise yükseliş hattında ilerliyordu. Bu sefer rakam yüksek geldi, işsizlik oranında biz düşüş görmüş olduk. Ama şöyle söyleyelim, benim grafiğimde neye işaret ediyoruz? Şimdi verilerin sürpriz gelmesi olasılığı piyasayı nasıl etkiliyor? Özellikle burada maviyle dikkat ettiğimiz S&P 500'ün grafiği, beyazla gösterdiğimizde Bloomberg Ekonomik Sürpriz Endeksi. Yani verilerdeki sapmanın bize piyasa üzerindeki etkisini gösteriyor. Şimdi Ağustos ayının neredeyse başından itibaren gelen verilere okuduğumuz zaman sürpriz etkisinde, yani olumlu sürpriz tarafında piyasa bakıyor. Yani şöyle söylemeye çalışıyor piyasa. Evet, biz bir işte rakam aldık, istihdam rakamına baktık. Bu şu andaki hali hazırda piyasanın canlılığını gösteriyor. FED faiz indirimlerine başladı. İşsizlik oranında bir yatay bir hareket söz konusu. Dolayısıyla benim endişeleneceğim hiçbir şey yok bunda. Dolayısıyla ben yukarı ve yoluma devam ederim demek istiyor özetle. Şimdi burada özellikle zayıflayan istihdam rakamından bir öncesi, yani FED kararlarının öncesinde hatta endişeli ediyordu. Ve biz diyorduk ki bu iş gücü rakamları dolayısıyla buradaki bozulmayı FED göze alamayacaktır ve 50 bas puanlık bir faiz indirimi gelecektir. Evet, gerçekten böyle de oldu ve FED 50 puanlık bir indirim yaptı. Ama bundan sonra gelen rakamlarda, istihdam rakamlarda bize söylüyor ki bir dakika, FED burada bir endişe etti ama rakamlar bu kadar kötüye gitmeyebilir. O yüzden bundan sonrasında FED muhtemelen 25 bas puanlık faiz indirimi yapacak. Ve daha önceden de FED üye governörleri arasında bir böyle fikir ayrılığına düşmüşlerdi. En son işte 11 üye 50 bas puan, bir tane üye sadece 25 bas puan olmuş. Bu sefer fikir konsensüsünde birliğinde oluşacaklarını ve 25 bas puan bir indirim olacağını düşünüyorum. Ama piyasa buna çok okey şu anda. Ki Bloomberg Sürpriz Endeksi de bize bunu söylüyor ve gösteriyor. Ve yine piyasanın yılın bitimine kadar muhtemelen de 50 bas puanlık bir faiz indirimi şimdiden fiyatlıyor. Bu hafta içerisinde gelecek olan banka bilançolarıyla başlayan bilanço sezonu bir daha ekonominin sağlığına ve şirketlerin sağlığına dair bize de fikir verecek. Dolayısıyla ekonomide iyi göstergeler devam ediyor. Şirket karları ilgili bu hafta dediğin gibi enflasyon rakamında da biz öyle bir şahlanma görmezsek Amerika endeksleri için, riskli varlıklar için, tahviller için, emtia için her şey yolunda ve seyrinde, küresel resesyon endişesinden de çok uzakta demek. Yani şu an tahvil piyasalarına baktığın noktada yumuşak iniş ya da sert iniş senaryoları tamamen kalkmış gibi duruyor. İniş yok fiyatlanıyor aslında. Mesajı yani şu an piyasanın vermiş olduğu mesajla iniş yok teması ortada. Peki şimdi Burcu, gelişmeleri tabii elbette yine takip edeceğiz ama özellikle geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul tarafına da biraz bakalım ve oraya dair de hatırlayalım istiyorum. Çünkü hakikaten Borsa İstanbul'da teknik çalıştı Cuma günü. Kesinlikle. Diyebilir miyiz? 8800-8700 bandı aslında bir destek seviyesini oluşturuyordu. Yine teknik çalıştı. Direnç seviyelerinde de kapanış gerçekleştirdi. 9200-9300 şu an orada ışık gibi duruyor böyle, yakıyor kendini. Ya şimdi alt bantta 8700-8900 oldu. Üst bantta dediğin gibi 9100-9300 oldu. Bu dolar bazlı grafik yine tüm ortalamaların altında. Buradaki grafikte yani 265 dolar seviyesinden 290'a gitmek biraz daha zor gözüküyor. Şimdi TL bazlı gidiyoruz ama dolar bazlı endeks bir yere gitmiş gibi gözükmüyor bu arada. Aşağıdaki grafikte benim göstermek istediğim ise RSI göstergesi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Zeynep'le bu grafiğe bakmıştık yanılmıyorsam. RSI göstergeleri artık aşırı satıma geldi. Buradan bir tepki gelebilir diye. Şuradaki yeşildeki iki tane dibe dikkat çekmek istiyorum burada. Gerçekten aşırı satım olarak geldiğimiz 8800 gibi yerlerden de endeksin tepki verdiğini görüyoruz. Ama bu tepki nereye kadar gidecek? Dediğim gibi işte TL bazlı yerde 9200 günlük ortalama diyelim biz oraya. Dolar bazlı grafiklerde de gene 200 günlük ortalamayı işaret ediyor ki 296 dolar seviyesi. Dolar bazlı gitmek biraz daha zor, TL bazlı gitmek biraz daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu hafta artık bizde bilanço kalmadı. Ekim'in sonlarına doğru 3. çeyrek bilançolara başlayacak. Muhtemelen kötü gelecek
muhtemelen kötü geçireceğimiz bir bilanço dönemi olacak tekrar. Çünkü hem son gelen veriler hem de rakamlardaki bozulmalar, işte son siparişler, imalat rakamları, işte bu hafta gelecek sanayi üretim verileri bozulmayı işaret ediyor. Dolayısıyla çok heyecanlı bir bilanço dönemi geçirmeyeceğiz. Bir taraftan jeopolitik riskler de söz konusu. Ama ne var? Şu var, borsa bir hisse verileri de geldikçe o akıllı para dediğimiz bir yere gitmek istiyor. Yani değerlemeleri, ya, fiyatları değerlendirmek istiyor. Dolayısıyla Türkiye'de o hep tahvile gelen yabancı da belli bir seviyelere geldikçe de alıma da geçtiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde biraz daha böyle rally hazırlığında ve beklentisinde değil ama iyi yerlere geldikçe endekste al, işte bant hareketleri 9500-200 günlük ortalamalar yaklaştıkça sat, strateji biraz daha buna döndü gibi ve daha çok hisse bazlı hareketleri dönüyor gibi bir şu anda piyasa izlenim var. Ama tabii jeopolitik riskler ve haber akışları gerçekten piyasa üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Coğrafya ediyoruz aslında. Evet. Evet, Burcu çok teşekkür ediyorum aktardıkların için ve araştırma masasını noktalıyoruz.